Evet Ömer Dikici, neler hissediyorsun podyuma çıkmadan önce? Birkaç cümleyle alalım düşüncelerini. Merhabalar, bu benim ikinci yarışım olacak. İlk yarıştan sonra ufak bir omuz sakatlığı yaşadım ama sonuçta bir motivasyon işi. Motivasyonu kaybetmeden tekrardan hazırlanmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar şovumun en iyisini sergilemeye çalışacağım. Bütün dünyanın idolü olan jürinin önünde çıkmak zaten benim için yeterli. Süper, o zaman sana başarılar diliyoruz. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Sergi. Hello. Hello. Do you have a very aesthetic physique, but do you need more condition? You know, you need to be on stage with a better condition, more dry. Yes. You are holding water and a bit body fat, so you need to work hard a bit more in the diet. The rest is good. You must to keep working to add some size, shoulders, back, chest. Legs, good posing. Thanks for everything. And Tavi? Yeah, same thing as Sergi mentioned. The basis is there. Just focus on your muscle mass and your conditioning, so that when you come in, we can see more of what you have to show. Thanks. And Michelle? Yes, I think the same. You need a little more size for to be here, more condition. Thanks. So thanks. Ömerciğim, benim söyleyebileceğim esasında ben çok ille de kas meraklısından ziyade daha çok onu birazcık daha şekillendirmenin ben daha açıkçası takipçisiyim. Şu anda var olan kas hacmini de daha düşük bir yağ oranı ve düşük bir su oranıyla çok daha farklı reprezente edebilirdin açıkçası. Doğru. Yani Sergi'nin dediğine o açıdan ben de katılıyorum. Vücut yağ oranı ve su oranı yaklaşık %2, %3 daha düşük olsa bile çok büyük fark ederdi burada. Ama onun dışında ben çok çok başarılı buldum. Genetik olarak da çok şanslısın. Sadece dediğim gibi biraz ufak dokunuşlarla, onların da dediği gibi bu şekilde bir ufak rötuşlar yapabilirsin. Ama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İki ay önceki yarışmada sizinle zaten bir fotoğraf çekilmiştik. Oradaki formum buna göre çok çok daha iyiydi. Yaşadığım omuz sakatlığından dolayı çok kısa sürede hazırlanma gereği yani... Çok kısa bir zamanım oldu ya hazırlanmak için. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Ömerciğim.